Çok ilginç. İlginç olan ne abi? Zeynep'in ailesini araştırıyorum. Ne yapıyorsun sen sabahtan beri ya? Yani babası Taylan Ünsal'la ilgili bütün bilgiler silinmiş sanki. Annesiyle ilgili de pek bir şey yok. Sosyal medya hesabı bile yok. Yine mi Zeynep? Yine mi? Hani geçmişte kalmıştı? Ya dünkü hali içime oturdu. Annesi terk edip gitmiş. Babası ölmüş. Yani gerçek babası değilse bile bir şeyler olması gerekmez miydi? Yani haklısın. Yani babası hakkında bir bilgiye ulaşırsam annesini daha kolay bulurum diye düşünmüştüm. Bir şey yapmam gerekiyor. Yoksa Zeynep okulu bırakacak. İstanbul'da yapayalnız. Belki annesi onu ikna eder diye düşündüm. Yani Zeynep için endişeleniyorsun. Yani öyle her şey maziyle falan kalmadı. Ben sadece ne olduğunu anlamaya çalışıyorum Melody. Altında başka bir şey arama lütfen. Yok yok, aramıyorum zaten. Ama hani yanlış hatırlamıyorsam en son böyle bir durumda Bülent amcayla kavga etmiştiniz. Evet ama bu sefer araştırmamı gizli yürütüyorum. Sen de bunu hiç görmedin, tamam mı? Görmedim, duymadım, bilmiyorum. Hatta ben burada değilim, okuldayım. Ve şimdi gidiyorum, bay bay. Bay bay, teşekkür ederim canım. Rica ederim. Selam canım. Ege içeride mi? Hı, içeride. Geçsene. Tamam, sağ ol. Kolay gelsin sana. Canım. Çok özledim seni. Hoş geldin. Sen ne yapıyorsun yani benden önemli? Zeynep, gerçek hayatta bitti, şimdi sanal alemde mi aramaya başladın? Ya ne var bunda bu kadar büyütecek, anlamadım ki. Ben sadece Zeynep'in annesi nerede, neden ortadan kaybolmuş merak ettim, o kadar. O kadar, o kadar ha? Ya seni Zeynep'in annesi niye ilgilendiriyor ki? Ya niye ilgilendirmesin? Sonuçta Zeynep de bizim çevremizden biri. Dün konuştuk biraz, yapayalnız hissediyor kendini. Çok üzüldüm. İçim parçalandı. Ege, sen bunları öpüşürken yakalamadın mı? Hem artık geceleri üşümüyordur, merak etme. Melis. Ne? Ne ya, yalan mı? Hem sen konuştun mu ya? Sizi öpüşürken gördüm dedin mi? Özeli beni ilgilendirmez Zeynep. Yani Zeynep'in özeli beni ilgilendirmez Melis. Çok belli vallahi ilgilendirmedi. Annesini araştırıyorsun. Bana onun adıyla sesleniyorsun. Ya özür dilerim. Büyütme. Dilim sürçtü sadece. Ege, dil sürçmesi normal bir şey değil. İnsanın aklında olmayan diline yansımaz. Sen niye sinirleniyorsun bu kadar? Ya niye sinirlenmeyeyim ya? Nasıl sinirlenmeyeyim? Kızın hayatı yalan dolan. Ya Arda'yla kaldığını sakladı. Ondan sonra Arda'yla öpüştü. Geldi senin evlilik teklifini kabul ettiğini söyledi. Ondan sonra okulu bırakıyorum, gidiyorum diye ortalığı velveleye verdi. Ya... Şimdi de annem yok diye ağlıyor, öyle mi? Babam da dahil bütün erkekleri peşine pervane etti. Hayatı acıtasyon ya kızın. Ortada saçma sapan bir durum var, fark ettin mi? Neyi fark etmem gerekiyor? Zeynep'le Arda'nın öpüşmesi. Madem bu kadar yakınlar, yani doğum gününde, okulda falan bunları belli etmeleri gerekmez miydi? Acaba yanlış mı gördüm öpüştüklerini sandım? Yok artık ya. Ya Zeynep'in yalan attığına kendini inandırmamak için şu an kendi gözlerine de mi inanmayacaksın? Bu Zeynep cadısı hepinizi büyülemiş. Ya Melis, nereye gidiyorsun? Gidiyorum.